Allah Kur'an'da İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olacağını bildirmiştir 1. İslam ahlakının hakimiyeti için gayret etmek tüm Müslümanların sorumluluğudur. Şeytandan Allah'a sığındırın. Allah, içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Rabbimiz Müslümanlara bir söz vermiştir. Ve Allah, Kur'an'ın pek çok ayetinde Allah'ın sözünden asla dönmeyen olduğunu haber vermiştir. Öyleyse Allah'ın bu ayetlerdeki sözü de kesin olarak gerçekleşecektir. Gerçekten samimi iman ahlakı yaşandığı takdirde Allah inananları yeryüzünün hakimi kılacaktır. İslam ahlakı tüm dünyaya yayılacak, dünyadaki korku ortamı ortadan kalkacak, yerine güven, huzur, sevinç dolu günler gelecektir. Savaşlar, katliamlar, terör ve anarşi son bulacak, haklarına tecavüz edilen, zulme uğrayan mazlum insanlar kurtuluş bulacaklardır. Allah bu vaadini açıklarken, sizden öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa diye bildirmiştir. Ve Kur'an'da bizden önceki dönemlerde dünyaya hükmetmiş, hakim olmuş bu kimselerin Hazreti Süleyman aleyhisselam ve Hazreti Zulkarneyn aleyhisselam olduğu haber verilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'da yer alan bu vaade göre Hazreti Süleyman ve Hazreti Zulkarneyn gibi dünyaya İslam ahlakını hakim kılacak üçüncü şahsın Hazreti Mehdi aleyhisselam olduğunu haber vermiştir. Mehdi tıpkı Zulkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. Tüm olarak yeryüzünün meliki 4 tanedir. Onların ikisi Zulkarneyn ve Süleyman müminlerden, diğer ikisi Nemrut ve Buhtun Nasr kafirlerdendir. Yere 5. olarak Ehl-i Beytinden biri sahip olacak. Yani Mehdi. İnşallah Rabbimiz vaat etmiştir. Vaat ettiği için mutlaka gerçekleşecektir. Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi aleyhisselam İslam ahlakını tüm dünyaya yerleşik kılacak, tüm inananlar birlik olacak, dünyada kardeşlik, huzur ve barış anlayışı tam anlamıyla tesis edilecektir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Kur'an Allah'ın asla değişmeyecek kesin sözünü bildiren hak kitaptır. Ve Allah samimi iman eden Müslümanları mutlaka dünyaya hakim kılacağını, İslam ahlakının dünyanın her yerine yayılacağını vaat etmiştir. Allah'ın bu sözü Kur'an'dan önceki hak kitaplarda da bildirilmiş kesin bir vaattir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Allah inanan kullarını kendi katından bir yardım ve bir fetihle müjdelemiştir. Fetih, İslam ahlakının hakimiyetidir. Manevi bir fetih gerçekleşecek ve insanlar imana yöneleceklerdir. Rabbimiz bu yardım ve fetih sonucunda dünyadaki insanların dalga dalga, yani çok büyük kitleler halinde hak din olan İslam'a döneceklerini ve İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olacağını müjdelemiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun gönderilen kullarımıza şu sözümüz geçmiştir. Gerçekten onlar muhakkak nusret, yardım ve zafer bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz bizim ordularımız üstün gelecek olanlar onlardır. Ahir zaman dünyanın en şiddetli şekilde bozulmaya uğradığı bir dönemdir. İnsanların vicdanen, ahlaken en çok yozlaştığı, dünyada anarşi ve kargaşa ortamının, katliam ve cinayetlerin en üst seviyelere ulaştığı yıllardır. İşte bu manzara karşısında pek çok insan, barıştan, sevgi, şefkat ve hoşgörünün yeniden yeryüzüne hakim olmasından tümüyle umudunu keser. Oysa ki Allah vaat etmiştir. Kullarına söz vermiştir.
muhakkak nusret bulacaksınız diye bildirmiştir. Allah'ın yardımı muhakkak gerçekleşecek ve güzel ahlak, sevgi, barış mutlaka dünyaya hakim olacaktır. Çünkü Allah doğru yolda olan kullarına zafer vaat etmiştir. Ve Allah ayetin devamındaki hiç şüphesiz sözleriyle bu vaadinde hiçbir şüpheye yer olmadığını da bildirmiştir. Bu zafer ve galibiyet kesindir. Allah sonunda üstün gelecek olan tarafın inkar edenler değil, inşallah Allah taraftarları olduğunu müjdelemiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. Allah'tan başka kuvvet ve güç yoktur. Dünyadaki tüm olaylara, tüm insanlara hükmeden Allah'tır. Allah ben galip geleceğim demiştir. Allah bu galibiyet ve hakimiyete elçilerini vesile edeceğini bildirmiştir. İçerisinde bulunduğumuz ahir zamansa Allah'ın Hadi ismini tecelli ettirerek insanları hidayete yöneltmekle görevlendirdiği, Hatemül Veli kıldığı kişi ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın elçisi olarak tüm inkarcı düşünce ve sistemlere karşı fikren galip gelecek, dünyaya İslam'ı, Kur'an ahlakını, sevgi ve barışı hakim edecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ı sakın elçilerine verdiği sözden dönen sanma. Gerçekten Allah azizdir, intikam sahibidir. Bazı insanlar dünyadaki kargaşanın bir türlü son bulmayıp giderek şiddetlenmesinden dolayı ümitsizliğe kapılmaktadır. Allah'a, Kur'an'a iman ettiklerini söyledikleri halde Allah'ın vaatlerini unutmakta ve kurtuluşun hiç gerçekleşmeyeceğine inanmaktadırlar. İşte Rabbimiz gaflete kapılan bu insanları uyarmaktadır. Allah'ı sakın elçilerine verdiği sözden dönen sanma sözüyle Allah, vaadinin kesin olduğunu bildirmektedir. İslam ahlakı galip gelecek, tüm dünyaya fikren hakim olacaktır. Dünyadaki bozulma son bulacak, yeryüzü Kur'an ahlakının en mükemmel şekilde yaşandığı bir güzellik yurduna dönüşecektir. Ve Allah, elçilerini de buna vesile kılacaktır.